Şimdi gelelim Millet İttifakı'nın Erdoğan aday olamaz şeklindeki çıkışına AKP'den gelen tepkiler. Şimdi öncelikle Meclis Başkanı Şentop, o zaten çırpınıyor. Yani ne demek aday olamaz? Olur, olur, olur. Bakın neler söyledi bugün. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, adaylığı süreci masa meselesi konusu değil, yasa ve anayasa konusudur. Bunu böyle izah ettik daha önce de. Çok açık, çok net olarak söylüyoruz. İki defa seçilmeyle ilgili iki farklı hüküm var. Birisi 2007 yılında yürürlüğe girip 2018 yılı Nisan'ında yürürlükten kalkan bir hüküm. Bir de 2018 Nisan ayında seçim takviminin başlamasıyla beraber yürürlüğe giren ve o tarihten itibaren herkese iki defa aday olma ve seçilme imkanı tanıyan bir hüküm. Bu yeni hükümet sistemiyle beraber yeniden herkese, bütün vatandaşlara iki defa seçilme imkanı tanınmıştır. Önceki dönemde Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da bu imkan tanınmıştır. Sadece Cumhurbaşkanımızla ilgili değil, daha önce Cumhurbaşkanlığı yapanlarla ilgili olarak da bu hüküm vardır. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı eski sistemdeki Cumhurbaşkanı ile aynı değildir. Ayrıca 2018'den itibaren bütün vatandaşlara yeniden iki defa seçilme hakkı tanınmıştır, tereddütsüzdür. Bir hukuki bir tartışma yoktur ama şüphesiz tabii siyaseten adaylık konusunda, yani çekindiği adayların engellenmesi konusunda bazı siyasetçilerin kararları, kanaatleri olabilir. Ama bunu hukuki tartışma olarak yansıtmak yanlıştır. Hukuken tereddüt yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedüre göre olur. Meclisin karar almasına bu anlamda bir gerek yok. Şimdi mesela bu adama bakıyorum ya, bu okumuş yazmış adam bu, biliyor musunuz? Salak muamelesi yapıyor herkese. Ve anayasa profesörü, biliyor musunuz? Yani anladığını ben pek zannetmiyorum. Çünkü bakın, bir parça mürekkep yalamış adam şu cümleleri söylemez. Efendim 2007'de giren anayasa 2018'de bitti. İşte onun yerine falan, o başka bir şey. O diğer maddelerdeki değişiklik. Cumhurbaşkanlığını anlatan 101. maddede bir kişi iki defa üst üste olamaz cümlesi aynen duruyor. Orada bir değişiklik yok. Daha sonraki yetkilerde değişiklik var. Bağlantılarda değişiklik var falan falan. Ama çok açık, 2007'de yapan bitti. Nereden bitti? Kim dedi bittiğini? Neye dayanarak söylüyorsun? Bu adam anayasa profesörü ya, ona üzülüyorum ben. Ama işte hala kendini o eski Fethullahçıları savundukları dönemdeki televizyon tartışmacısı zannediyor. İşte o öyle konuşuyor. Bir de oradan hani kıl çıkıyor ya, işte efendim adaydan korkanlar böyle yapacaklar falan. Kimsenin korktuğu falan yok kardeşim. Yani bu hepimizi alay etmek. Ve bu meclis başkanı. Öncelikle zaten onun söylemesi lazım. Ama bakın, ben çok iyi biliyorum. Sarayda bu iş çok konuşuluyor. Öyle hani o kadar yok ya, tamam yürü git değil. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu %99.9 Tayyip Erdoğan aday olabilir de karar verecek. Bu şu anda böyle. Ama ben diyorum ki ona zaten gerek kalmayacak. Formül bulacaklar. Tayyip Erdoğan geri adım atmak zorunda. Gelecek muhalefete diyecek ki, siz ne istiyorsunuz? Seçimi nasıl yapalım? Ben de aday olayım. Ha şimdi tabii buna da şiddetli karşı çıkacaklar. Yani doğal olarak. Ama sonuçta hiç olmazsa anayasaya uygun davranılacak. Şimdi anayasa profesörüyüm diyen bir adam gözümüzün içine baka baka diyor ki 2007'deki anayasa 2018'de bitti. Ya bitmedi. Aynı şey Cumhurbaşkanlığı 101 duruyor, aynen duruyor. Madde 1 iki seçilebilir. Üst üste ancak iki kere seçilir. Gerisi daha öncekinden farklılık nedir? Cumhurbaşkanına icra etkisi vermesi. O kadar. Tayyip Erdoğan 2018'de de seçildi, 2014'te de seçildi. Aynı anayasa. Ya nereden çıktı bu anayasa değişti? Bak anayasa nasıl değişti biliyor musunuz? 1980 darbesinden sonra 81 anayasası, 82 anayasası. Eskisi bitti bak şimdi. Ona göre hiçbir şey diyemezsin. Mesela o anayasada diyelim ki, o da orada da Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 7 yıllığına bir kere için seçilirdi. Ama öbür anayasada aynı madde var ama anayasa olduğu gibi değiştiği için, mesela o sırada son bir cumhurbaşkanı olsaydı, biliyorsunuz Fahri Korutürk'ün istifasından sonra seçim yapılamadı bir türlü, daha doğrusu
adaylar bir türlü çoğunluğu sağlayamayınca Cumhurbaşkanı seçilemedi. 125 tur mu ne yapıldı? Seçilemedi. Darbe geldi arkasından. Ha, o şeylerden yani son Cumhurbaşkanı olsaydı ve 82 Anayasası'ndan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aday oluyor. Çünkü neden? Anayasa olduğu gibi değişti. Burada anayasa olduğu gibi değişmedi. Bir maddenin maddeleri, yani bir anayasa maddesinin kendi içindeki ABC şıklarından bazıları değişerek Cumhurbaşkanı'na icra etkisi verdi. Bu kadar basit. Siz şimdi buradan nasıl kalkar da bir daha aday olamaz dersin. Aday olur, üçüncü olur, dördüncü olur dersiniz. Ama işte bunu düşünmeden maddeyi yazdılar. Bu Cumhurbaşkanı değil de parlamento eğer erken seçim kararı alırsa mevcut Cumhurbaşkanı tekrar aday olur. Tayyip Erdoğan'ı üçüncü, dördüncü defa seçtirtmek için yaptılar zaten. Yani şimdi burayı çantada keklik görüyorlar ya, 2018'i kazandı, 2023'ü zaten kazanırız. Sonra 2023'ten sonra 2028'e gelince, 2028 seçimden 2 ay önceye eğer 360'ı bulabiliyorlarsa pat erken aldık. Cumhurbaşkanı mevcut bir daha aday olur. Bak bu, onun için yaptılar. Madde yazılırken bunların hiçbirine şerh konulmamış. İki defa üst üste seçilemez de bu ilk defadır maddesi konmamış. Onun için boşuna